Biraz yazın birkaç aklınıza gelenleri. Günün sonunda biz çok girişimcilik çok heyecanlı bir şey. Bir fikir gelince fikrimize aşık olup hemen başına geçiyoruz. Bunu ufak adımlarla işte maliyetleri minimumda tutarak sabit maliyetleri deneyerek gitmek gerekiyor. Başlangıçta home office, işte çalışanlar freelancer vesaire belli bir boyuta eğer tasarım yapıyorsunuz ya da bir girişimciyseniz de bir yazılımcı eğer teknoloji girişimcisi bir yazılımcı istihdam etmek yerine freelance bir yazılımcıyla çalışmak. En çok şey yapan burada o kadar heyecanlanıyoruz ve insanlar bize o kadar para ödeyecek zannediyoruz ki bu maliyetler belimizi büküyor. Bunun en azından kağıt üzerinde büyük şeyden gelirin giderden büyük olması lazım. Birçok işletmede şuna denk geliyorum. Hani kaç yıllık işletme bir iş fikri geliyor aklına. Şuna gireceğiz. Tamam, gireceğiz. Yazıyoruz. Tam diyorum şuradaki maliyetlere siz bu tamam şirkette çalışıyorsunuz ama adam saatinizi buraya kaydıracaksınız. Senin bir adam saatin kaç para? Buraya yazdın. Buradan ne gelir elde etmeyi düşünüyorsun? Bakıyor aslında maaşını bile kurtaramıyor. Bu işi yapmamak lazım o zaman. Eğer burada gelirin, maliyetlerin başa baş gibi geliyorsa bile risktir. O zaman ya maliyetleri düşürecek bir şeyler yapmak lazım, ya gelir modelini çeşitlendirmek lazım. Sürekli bunu değiştirmek lazım. Döndüre döndüre. Ondan sonra minik minik test etmek. Test ettiniz. Bunun bu kadar imal ettikten sonra test edemezsiniz. Test olmaz o. Bakalım insanların çakıya ihtiyacı var mı? Bir ayda en küçük hani ondan sonra burada çevik yönetim devreye bir çakının bir tane şeyini yaptın sonra upgrade ettin bir tane de makas koydun yanına sonra bir şey daha koydun gibi adım adım müşteriyi işi adım adım büyüterek gidiyorsun. Böylece bütün hepsini yapıp satmak yerine belki tutmayacak bir şey o kadar emek vermek yerine işte atıyorum hani bunu mimari ofis olarak düşünürsen ofis dekorasyonu yapacağım dedin. Ama pandemi oldu. Kimse ofisi dekore etmiyor olabilir o dönemde yani. Ofisler küçülüyor olabilir. Ama dönüş içinde yeni bir fırsat yaratabilir bu. Döndüklerinde daha işte aylık oturdular vesaire gibi. O nedenle test et, yap bir fikir, tasarım sat. Sonra atıyorum önce tasarım sat. Sonra uygulamayı da beraberinde sat. Ondan sonra uygulamayla beraber mobilyacıyla da anlaş, mobilyayı da sat gibi. Ya da girişimde de adım adım büyüt işi. Her adımda gözlemle, değerlendir, karar ver ve bir adım daha. Buna odaluk deniyor. Observe, orient, decide and act. Her adımda farının gittiği yere kadar bak, sonra bir adım daha at. Bu burada çeviklik. Hani yılların ofisi de olsan, yılların işletme sahibi de olsan, her adımda müşterinin refleksini de ölç. Her şeyi yeniden. Bir terslik varsa nerede onu düzeltebileceğine tekrar dönüyorsun. Tekrar döne döne ibreyi gelirlerin yüksek olacağı yere kadar getiriyorsun. Çevrede değişiklik olduğunda tekrar bakıyorsun gibi. Ve girişimcilik böyle düzgün giden bir yol değil. Dikenli ama iyi de giden, bazen düşen. Hani çünkü eğer her şey çok iyi gidecek diye düşünürseniz çok çabuk hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz var. Hatta teknoloji girişimleri için yani o girişimcilik için en son şurada ölüm vadisi denen bir yer var. Death Valley diye. Ve burayı geçerseniz büyüme ihtimaliniz daha yüksek. Ama çoğu girişim burada dökülüyor. Ve bütün bu süreçte sınırlarınız aslında büyülü şeyler yapma şansınız var. Eğer standarttan ayrılırsanız. Herhalde Harry Potter neslisiniz değil mi hepiniz? Şimdi şu sahneyi hatırlayanlarınız vardır. Now, please join me in Ses Yok mu ses? Ses geliyor mu? Ses geliyor. Evet hocam. Size geliyor mu ses? Videonun sesi geliyor mu? Geliyor, geliyor hocam. Şimdi bu Harry Potter'da büyücülük yarışması yapıyorlar. Hatırlar siz benden daha iyi hatırlarsınız. Büyücülük yarışması yapıyorlar ve bu hanımefendilerin büyüsü omuzlarından kelebek çıkarmak. Bunlar Ezra ve Tuğba. Onları tanıyor musunuz? Türk tasarımcılar, tekstil tasarımcıları şöyle bir şey tasarlıyorlar. Müzik
gerçek. Bu kelebeklerin içinde, bu bilgisayarlarınıza bakarsanız şurada Intel Insight yazıyor. O Intel'den var. Intel Ezra ile Tuğba'yı buluyor ve birlikte böyle bir ürün geliştiriyorlar. Siz o karınca gibi düşünürseniz bunu düşünemezsiniz. O nedenle büyülü şeyler çözüm ortaklarıyla, doğru çözüm ortaklarıyla büyülü şeyler, daha farklı düşünmeye bakmanız gerekiyor. Daha değişik. Ne yapabilirim? Şimdi gelelim sizin tasarımlarınıza. İsterseniz bir 5 dakika şey yapalım, vakit verelim. Şimdi burada anlatmak isteyen herkese sonradan bana yazsın. İnşaat projelerinde çevik yönetim ve Scrum eğitiminin linkini vereceğim. Şeydeki, sonra bana yazdıklarında. Ne yapalım, bir 5 dakika verelim mi size? İş modelinizi, iş fikrinizi toparlamanız için. Olduğu kadar. Bu çok uzun ekip çalışmalarıyla yapılan bir şey. Sadece şu anda bir zihin jimnastiği yapıyoruz. Hata diye bir şey yok, onu unutmayın. Yanlış diye bir şey yok. Bir 5 dakika vereyim mi? Bir toparlayın, ondan sonra anlatmak isteyen anlatsın. Şu anda 21.57, 22.03'te. İlla yeni bir fikir bulmanız gerekmiyor. Direkt ofis gibi de düşünebilirsiniz. Sonra bunu, önemli olan antrenman yapmak. Hani matematik dersinde 2 kilo soğan aldım dendi diye soğan almıyoruz. Ya da havuzu işte muslukla boşaltıp da gidip şey yapmıyoruz. Şimdi mesela kendi çevremden birkaç örnek vereyim. Sırf mimarlık ofisi olarak. Burada işte Caddebostan civarında ciddi bir kentsel dönüşüm var bina ölçeğinde. Ve çoğunda bakıyorum aynı mimari ofisin şeyi var. Sonra dibine gidip baktığınızda o ofis buradaki müteahhitlere önce bedava konsept proje veriyor. Şey aşamasında, işte apartman sakinleriyle anlaşma aşamasında. Ve ondan sonra da o süreçte bedava diye alıyorlar mesela hizmeti. Sonrasında tabii o projeyi onaylattıkları için devamında da onunla iş yapıyorlar. Bu bir ulaşım kanalıdır. Bir derdini çözüp, çünkü adam müteahhit belli olmayan bir iş için para harcamak istemiyor. Belki 10 projeye bedava proje veriyorlar. 8-5'i oluyor ama bir şekilde geri dönüyor. Mesela bu bir ulaşım kanalı. Veya şey var, biz proje yönetimi yaparken o zaman kızardık gerçi. Keşif metrajı mimari ofisler çıkarır. Ya da işte mekanik, elektrik, herkes kendi konusuna. Bir proje yönetim firması keşif metrajı kendi çıkarırdı. Çünkü ofisler bunu sektörde düzgün yapmıyor. Buna emek ayırmıyor. Biz de kızardık, bu ofislerin, mimari tasarım ofislerinin işi. Çünkü yazamadı, çizemediğini yazarsın. Hani o çizgide anlatamadığını, hala da aynı fikirdeyim. Ama girişimci gözüyle baktığında yatırımcının böyle bir şeye ihtiyacı var. Ve ofisler tasarım ofisleri yapmıyor. Adam bunu yaparak adamın derdini çözüyor. Hem de sen daha yatırımcıyla tanışmadan o sürece girmiş oluyor. Proje yönetim ofisi olarak gibi. Yani tüm sizle başlaması gerekmiyor o kişinin probleminin. O süreçte problemi ne? Süreçle ilgili problemi olabilir. İhtiyacını karşılamayan bir ürüne ihtiyacı olabilir. Benim aklıma birazcık online alışverişle ilgili bir çözüm geldi hocam. Mimarlık değil de. Olur, her şey olur. 2 dakika sonra senle başlayalım mı? Olur tabii ki. Belki ben de birilerinin aklına bir şey gelmesine yardımcı olurum. Evet, süper. Son bir dakika. Hatta şu sunumu da kapatayım ben. Bakayım ne var daha. Sonra hatırlatın, bitince burası sunumu tekrar açacağım. Bu arada bu hocam kelimesi ağzıma birazcık güva yaptı. Sürekli kullanıyorum istemsiz. Şimdi şöyle, ben de sizden öğreniyorum. Bir şey var, araya bunu da yerleştirmişim. Hatta bu mum mimarlıkta artık patrona bile herkes ismiyle hitap ediyor. Herkes birbirine ismiyle hitap ediyor. İzliyor musunuz bilmiyorum. Uçak kazası raporu diye bir belgesel var. Ben onu çok severek izliyorum. Uçaklardan korkutmuyor beni. Aksine sürekli iyileştirme yaptıklarını gördüğüm için daha rahatlıyorum. Hataların ne kadar titizlikle takip edildiğini. Asya'daki hava yollarından birinde kazalardan sebebi kaptanın, Kore galiba. Ya o değil de 8 kat 7 kat saygı şey var. Hanım, işte üst hanım, bey, bilmem böyle katman katman hiyerarşi var. Sosyal hiyerarşi. Ve insanlar birbirlerine karşı çok rigid saygı zincirleri var. Birbirlerine bir şey söyleyemiyorlar. Ve kaptan pilot, aslında yardımcı pilot, efendim duvara dağa toslayacağız falan kemküm diyor ve tosluyorlar. Çünkü orada otorite kaptan. Ve ondan sonra başlattıkları iyileştirme çalışmasında herkes birbirine adıyla hitap etmeye başlıyor. Çünkü araya şu anda
hani hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Hepimiz tamam teşekkür ederim saygı için ama eşitiz, hepimiz insanız. Ve bu aradaki kademeler düşünceyi beynimize ket vuruyor. Yaratıcılığımıza ket vuruyor. O nedenle eşit hitap etmek önemli. Bunun için uçak için dediğim gibi düzeltici faaliyet başlatıyorlar. Kaldırıyorlar Buradan sonra o belgeseli izlemeye gideceğim. hiyerarşiyi. YouTube'da da var. Yani Ben YouTube'da da var bazı bölümleri. bakalım hocam, ona da teşekkür ederiz tavsiyeniz için. Benim aklıma şöyle bir şey geldi aslında. Hani hepimiz, hemen hemen birçoğumuz artık online alışveriş yapıyoruz çok büyük bir yoğunlukta ve mesela bir kıyafet alırken diyoruz ki işte bu benim bedenime olur mu aslında, bu beden üstüme olur mu, ya da işte ben bunu alıyorum ama bunu neyle giyebilirim falan diye. Eskiden böyle birçoğumuz orada şey oyunu vardır, skandal oyunu vardır. Hani böyle tek tek giydirsen dersin mağazalar falan vardır. Şöyle bir uygulama olsa dedim, hani böyle her mağazanın içerisinde yine bizim görünümümüzde, bizim vücut ölçülerimizde bir figür olsa. Biz almak istediğimiz ürünleri o figürün üzerine işte giydirsek, onun üstüne denesek ve kararlarımızı o şekilde versek. Böyle bir uygulama bence birçok kişiye de hitap edebilir diye düşündüm ben. Süper. Peki, fikir bu. Kime satarsın? Birçok diye müşteri yok. Herkes diye bir müşteri yok. Kim mesela senin ilk hedef kitlen? Sence bunu Aslında ilk kim alır? Kimin bence bunu sonuncusu? giyim mağazalarının yöneticileri almalı ki uygulamalarına, online alışveriş uygulamalarına onlar bu sistemi entegre edebilsin. Tamam. Ama son kullanıcı olarak mesela annen mi alır, yoksa zamanı kısa şey mi alır, işte çalışan Y nesli mi alır, işte İstanbul'daki mi alır, hangi yaş grubu, hangi gelir grubu, hangi şehir? Şöyle düşün, senin 3 kuruş paran var, tamam mı? Ve 3 kuruş paranla pazara gireceksin. O tek sıkımlık kurşunun var. Kime atarsın? Yaş kitlesi olarak herhalde böyle 18 ile 35 arası olabilir. Yani benim gördüğüm kadarıyla hani böyle çok 50 yaş ve üstünün çok fazla online alışveriş yaptığına ben şahit olmuyorum. Daha çok genç kesim online Tamam. alışverişi daha sık kullanıyor. O yüzden Peki herhalde böyle 18-35 yaş grubu olur bu. 18-35 yine çok geniş. Çünkü şöyle iki tane demografik fark var. Okuyan öğrenciler mi alır sence, çalışanlar mı alır? Ya Çünkü bence ikisi de alabilir eğer ya. öğrencilerse hedef kitlen, o zaman diyeceğim ki git okullara pazarla. Çalışan kitle ise, o zaman bu çalışanlar, genç çalışanlar nerede takılıyor bak. Buna verecek paraları var mı? Ya da o zaman işte az para harcayarak çok alışveriş yapmak istiyorlar. İşte ne bileyim, o zaman şu sitelere satayım. Onla, ya da işte o kitle en çok şu siteleri kullanıyor. Ben o sitelere satayım. O Kim? zaman yine daha çok yine şeyleri, yani genç kesime yine daha çok yönelirim. Hani yine 35'i Üniversite falan dedim öğrencisi. ama yine onlardan ziyade de üniversite okuyan kesim bence yine daha sık yapıyor Peki bence. şöyle bir araştırman var mı? Atıyorum üniversite okuyanlar ne kadar harcama yapıyor e-satışta? Şeyler ne kadar harcama yapıyor? Ha yok, o konuda o kadar detaylı bilgim yok. Bilmiyorsun, biliyorum tabii ki bilemezsin. O zaman dönüp bunu araştırmaya başlıyorsun. Hedef kitleni belirlemek için. Belirledin. Sanırım Seda sana katkı yapacak. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şu bir demografik mi diye düşündüm. Çünkü bu o kadar kapsamlı oluyor ki böyle düşününce. Şimdi birisi var, o kişi bir stilist. Birileri için kıyafet çekmesi gerekiyor bir yerlerden. Ve onun müşterileri var. Ve müşterileri çeşitli çeşitli vücutlara sahipler. Ve herkese o ulaştırıyor olacak bunu. Belki sadece stilistlere diye başlar ve yani nasıl desem, onların işini kolaylaştıran bir araç gibi olur. Moda Olabilir. dünyasında. Yani B2B'de onu da tercih edebilir. Yani olabilir. Şu anda doğrusu bu, buradan git diye değil. Yani bu bir düşünce tarzına, formatına getirmek üzere. Veya işte son kullanıcıya mı hitap edecek bu ürün, ya da işte arada birine mi? Öyle birileri var mı? Ya da şey de olabilir işte. Bir ara kombin yapma falan, öyle hikayeler de vardı galiba. Gibi. Tamam, sen ürününü düşündükçe, tamam, kime karar verdin? Üniversite öğrencileri dedin. Çünkü ben biliyorum, çevreme de, arkadaşlarıma da sordum ben falan. Özellikle bulunduğunuz ekosisteme, en iyi tanıdığınız ekosistem. Onun için bir sürü anne influencer var. Çünkü kendileri anneler. Tutup sen anne influencer, bebek malzemesi satamazsın. Ya da bebek şeyine giremezsin, eğer hani çok yakından tanımıyorsan. O nedenle yani, özellikle de senin içinde olduğun gruba hitap ediyor olabilirsin.
Peki varsayalım üniversite öğrencileri dedin. Ve onlara böyle bir, daha doğrusu üniversite öğrencilerine satış yapan e-trade sitelerine böyle bir ürün önereceğim. Diyeceğim ki bak, üniversite öğrencilerinin hızlı alışveriş yapmaları lazım. Senden böyle böyle yapabilirler. Böylece sen daha hızlı, şimdi biz pazarlama dili oluşturuyoruz. Şimdi bu ürünü e-trade sitesinin öğrenmesi lazım. Nasıl haberdar olacak? Ne yapacaksın? Yani reklam ya da PR'ını nasıl yapacağım? Nasıl haberdar edeceksin? Ya herhalde işte ilk başta kendim bir reklam videosu falan hazırlardım herhalde. Sosyal medyayı kullanabilirdim muhtemelen. Hı-hı. Belki oradan ilk bir tanıtımını yapabilirdim. Böyle böyle bir ürünüm var diye. Başka? Birebir de bir yöntem olabilir. Eğer trend yola gidip direkt pazarlama da yapabilirsin belki. Ne oldu onu? Deneyerek. Ama şöyle hani evet, Trendyol iyi bir müşteri. Trendyol'u mu ikna edebilirim? Şunu mu ikna edebilirim? Orada pazarlama dili de gelişmeye başlıyor. Popüler optimistik orada daha çok işe yarıyor işte. Güçlü kolerik ve mükemmeliyetçi şuna geliyor. Ya bu sana lazım. Kafana mı vurmak lazım? Alsana diyor, tamam mı? Güçlü kolerik pazarlama dilinde. Öteki diyor ki ay efendim, alırsanız da şöyle de olur, bak ne güzel duruyor falan. Orada dil farklılaşıyor. Oradaki o ayrımı da böyle. Ama hani o. Birebir pazarlama yapabilirsin. Sosyal medyayı kullanabilirsin. Fokus gruplar yapabilirsin. Yayınlarda, teknoloji dergilerinde çıkabilirsin. Fuara gidebilirsin. Tekstil fuarına gidersin. Sen de bunu şey yapabilirsin. Gibi. Ya bunu tasarlıyorsun. Seni nerede fark edecek? Değerini sonra web sitene yönlendirirsin. Web sitene gider. Ha bu ne işe yarıyormuş diye bakar. Alan var mı başka? Testimonial. En iyi şey word of mouth olarak, yani ağızdan ağza pazarlama. Acaba başkası kullanmış ve müşteri deneyimi var mı? Web sitende onları yayınlarsın. Sonra işte satış şeklin subscription şeklinde, üyelik şeklinde olabilir. Sana aylık bir bedel öderler düzenli olarak falan gibi, öyle gidiyor. Peki süper. Bana eğer mail atarsan sana link yollayacağım. Harikasın. Bence hepimiz bir alkışlayalım ilk olma cesaretini de gösterdiği için. Eminim seninle konuşurken de bazı taşlar diğer arkadaşlar için de yerine daha iyi oturmuştur. Umarım, belki ben de bir fikir oluşmasına vesile olmuşum. Peki kim anlatmak istiyor başka? Ben devam edebilir miyim? Tabii. Hafize mi? Sonra da Beysna'yı alalım. Evet, o da el kaldırmış. Kamera açma şansın var mı? Hocam şu an açamam maalesef. Tamam, sorun yok. Tamam, okey. Hocam demeye gerek yok bu arada. Tamam, özür dilerim. Ben şu an mimarlık son sınıftayım. Benim zaten okulu bitirdikten sonra hani hedefim kendi işimi kurmaktı. Süper. Kendi işimi kurduktan sonra ben aslında müşteri portföyünden çok benim aklımdaki ilk şey şu. Üçüncü sınıftan beri benim yaşadığım bir durum. Hani bir mimarlık ofisine gidiyoruz. Burada çalışabilir miyiz diyoruz. Diyorlar ki şu an sektör bilgine güvenmiyoruz. Çalış ama ücretsiz çalış. Biz sana para vermeyiz diyorlar herkes. Ve aynı şekilde hani şu an son sınıfta da aynı şey oluyor. Mezun oluyoruz, bu sefer de diyorlar ki asgari ücret veririz. Sigortanı yapmayız. 6 ay sonra, 1 yıl sonra sigortan yapılır gibi. Ben bunlarla çok fazla karşılaştım. O yüzden benim ilk hedefim kendi meslektaşlarıma bir istihdam sağlamak. Hani bir sürü insanı yanında çalıştıramam belki ama bir kişi, iki kişi. Hı hı. En azından mimarlığın gerçekten hak ettiği maaşı vermeyi hedefliyorum. Hı hı. Süper. Peki bu değer ama bir de para kazanman lazım. Evet. Bu parayı harcama şeklim. Evet. Parayı nasıl kazanacaksın? Biraz da onu konuşalım. Yani para kazanma konusunda da ilk başta tabii ki babamın desteğiyle biraz ilerlerim. Daha sonrasında ödünlerimde yaptığım işin kaliteli olacağına inanıyorum daha doğrusu. Meslek hayatına başladıktan sonra. Peki bak, şuna getirmeye çalışıyorum. Mesela yüksek lisans, şöyle bir şey olur. Ben yüksek lisansı işte hangi okulda okuyorsun? KTO Karatay Üniversitesi, Konya'dayım. Konya'dasın, süper. Şimdi mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Yapı bilgisinde fiziksel çevre kontrolünde master yaptım. Hani pasif iklimlendirme vesaire. O zaman bu kadar popüler değildi ama ben hani kendi değerlerim oydu. Eğer bugün olsa çıkar derdim ki ben çevre çok önemli. Çevreci binalar yapıyorum. Çevreye önem veren
insanlara, firmalara tasarım yapacağım. Tamam mı? Bu hani çevreye önem veren. Şimdi herkes, bütün firmalar kaliteli tasarım yapma iddiasıyla çıkıyor. Böyle bir ayrım yapabiliyor musun? Senin ürünün diğerlerinden nasıl farklı? Yani o iddiayla çıkıyorlar ama bunu yapabilen kaç kişi var mesela? Hani bu aslında yapılmıyor. Haklısın ama müşteri bunu bilmiyor. Müşteri hepsini aynı görüyor. Senin demen lazım ki ben diğerlerinden farklı. Çünkü belli bir tasarım kalitesine gelene kadar, yani yaptığın binaları, ödülleri gösterene kadar bu ikna edici olmayacak. Ama senin farklı bir şey. Ya ben şu konuda uzmanım, ben şu konuda sertifika sahibiyim, şu konuda şeyim demek istesen neyi ön plana çıkarırsın? Şu an şu konuda çok iyiyim diyebileceğim bir konu yok ama hani şu an yok ama cephe tasarımı olabilir. Ne tasarımı? Cephe tasarımı. Cephe tasarımı, süper. Tamam, cephe tasarımı. Çünkü yapı kabuğu çok önemli. Binaların iklimlendirilmesinde çok büyük kaçak var. Hem soğutmada hem ısıtmada vesaire, yapı kabuğunun tasarımı çok önemli ve ben o nedenle yapı kabuğu tasarım konusunda uzmanlaşmak istiyorum. Uzmanlaşıp bu konuyu da sektörün bu konuda gelişmesini istiyorum. Diyebilir miyiz böyle bir değer önerisiyle? Evet. Ve kendini böyle beslediğini düşünelim, tamam mı? Şimdi hedefi koyduk ve bu konuda master yapmış olabilirsin, stajında cephe firmalarında çalışmış olabilirsin vesaire vesaire. Böyle bu konuda uzman mimarlık ofisleri danışmanlık yapanlar da var. Cephe firmalarından ayrılan. Sonra o zaman ben yüksek, sonra da belki de diyeceksin ki yüksek binalarda cephe tasarımı çok önemli. Binanın işte işletmesini vesairesi. O zaman yüksek bina yapan ofis, konutta biraz daha perni. Yüksek ofis binası yapan yatırımcılar benim hedef kitlem. İşte nedir, atıyorum Tayıncıoğlu'nun ofis kuleleri, İş Bankası'nın kuleleri. Şimdi Konya'daki bu tip yatırımcıları bilmiyorum ama orada da ofis binası yapan, kule binalar yapan, yani cephe tasarımına ayrı önem verme şey olan firmaları. Tamam. Sonrasında ya bunlar, bizde bir de yap kaç kültürü var. Ya müteahhit yapıyor, sonra alan düşünsün. Hayır, işletmeyi de alanlar senin hedef kitlen olabilir. Çünkü işletirken işletme yükünün, içindekilerin mutluluğu önemli. Ya da kendi binasını yaptıran. O zaman onlar hedef kitlem. Düşünce tarzımız bu. Ben yaptığım binalarda iyi tasarımın yanı sıra cephe tasarımında da fark yaratıyorum. Geldin ikinciye, sen kendi binanı yapıyorsun. Kendi binasını yaptıran yatırımcılar, kendi ofis binasını yaptırıyor adam. Bak, içeride senin çalışanlarının verimliliği için cephe tasarımı çok önemli. Güneşte çalışamazlar, soğukta çalışamazlar, çok fazla yakıt masrafın olur. Eğer tasarımını ben yaparsam senin bu sorunların minimize olur. Tamam. Peki ben bu adama nasıl ulaşacağım? İşte yayınlardan böyle yatırım olacak, yapacak insanları takip edeceğim. Birebir ticaret odasına gideceğim. Neyse, nerede geziyorsa bu adamlar, onlara ulaşacağım. Bizim bir mimar arkadaş vardı, golf öğrendi. Golf'ü oynuyordu şeylerle, hani bu tip insan, yani yatırımcılarla aynı sohbeti paylaşabilmek için. Hafize, anlatabildim mi düşünce tarzını? Evet, anladım. Şimdi tekrar kendi yorumunla bir şeyler söylemek ister misin? Yok, yani aslında benim aklımdakiler de bu şekildeydi. Hı-hı, süper, harikasın. Tamam, bana yazarsan, bu arkadaşlar bana yazarlarsa hepsine link göndereceğim. Kime söz veriyorduk şimdi? Besna kaldırmış hocam. Buyur Besna. İyi akşamlar Demet Hanım. İyi akşamlar. Biz canlı olarak bir enerji harcıyoruz ya, yani metabolizma sonucu bir enerji harcıyoruz. Ve bu enerjinin mesela binalarda da harcandığını düşünüyorum. İçinde yaşayan kullanıcıların kinetik enerjisi olsun, diğer türlü hareket enerjisi olsun, bunu binaya aktarıp binanın canlı olmasını isterdim. Yani bu sorun üstüne ilerlemek isterdim. Peki, gelelim. Böyle ister mi? Böyle bir ürünüm var. Evet. Tamam. Bu ürünün için Ar-Ge yaptım ve patentin olduğunu, varlıkların bunlar düşünüyoruz. Evet. Şimdi bunu kime satacaksın? Bunu şimdi kalabalık bir kesime satmam gerekiyor. Yani mesela alışveriş merkezleri, spor salonları, kafeler, hastaneler, havalimanları. Süper. Çok insanın olduğu yerdeki hareketi çok çok çok
doğru gidiyor. Yani evet, oraya gittin, nasıl ulaşacaksın? Bu adamların senin böyle bir ürünün olduğunu nereden bilecek? Bunlar da işte mesela bu yerlere reklam panoları koyabilirim, afişler asabilirim, seslendirmeler yapabilirim. Hı-hı. Daha önce mesela birinin üstünde eğer bir binada denediysem o kullanıcının deneyimini de orada aktarabilirim. İnsanlarda Hı-hı. bir güven duygusu oluşturabilirim. Evet, süper. Peki gelir modelini nasıl tasarladın? Efendim? Nasıl parasını alacaksın? Sattın, adam sana nasıl aylık mı ödeme yapacak, kişi başı mı ödeme yapacak, kilowatt saat mi ödeme yapacak? Bunu düşünmedim ama aylık herhalde, aylık derdim. Şimdi mesela gelirimizde aylık alıyoruz ya. Tamam, aylık olarak kilowatt saat üzerinden, üretilen saat evet. şey enerji üzerinden mi? Evet. Peki tamam, bu burada. Peki buna ne kadarlık yatırım yapması gerekiyor adamın mesela? Yani tabii ki şu anda böyle bir şey söyleyemezsin ama hani düşünce tarzını söylüyorum. Adam sana 100 kilowatt için 100 lira ödeyecek, atıyorum, tamam mı? 100 kilowatta şu anda kaç lira ödüyor normal kojenerasyon, doğalgaz veya normal elektrikten? Adam için karar verebilmesi için bu karşılaştırmayı yapabilmesi gerekiyor. Senin yanlış anladınız. Ben şöyle dedim. Binayı yaptığın zaman bina kişiye onu verecek. Mesela bir yerlerden gelir düşecek. Mesela işte elektriğe katkıda olacak mesela harcadığım kinetik enerji. Tamam, şöyle ama o enerjiyi, o kinetik enerjiyi kullanılabilir enerjiye dönüştürmek için bir dönüştürücü yatırımı yapması evet. gerekiyor. Ha, tamam, evet. Bir santral evet. kurması gerekiyor. Bu santralin de bir maliyeti var. Ada bu maliyetinde amortisme, bakım, hem işletme gideri var hem de bir ilk yatırım maliyeti var. Adam öyle bakacak. Diyecek ki ben bunu yatırımı yapınca bana ne kadar zamanda geri dönecek bu yatırım? Yoksa ben direkt bağlanayım şebekeye. Şebekede işte bana zaten ne bileyim kilovatını 10 liraya alıyorum. Burada bana 8 liraya mı mal oluyor? O karşılaştırmayı yapabilmesi için bir şey vermen gerekiyor. Karar verebilmesi için. Öte yandan senin de bunu ticarileştirene kadar Ar-Ge işte ürün pazarlama ilk satış yapana kadar o ölüm vadisini geçene kadar da maliyetlerini hesaplaman. Ürün satışı olmadığında sabit maliyetlerine tahammül edecek kaynakları bulman vesaire gerekiyor. Çok güzel, hani fikri şey yapmıyorum, güzel fikir elbette, süper fikir. Ama bu fikrin hayata geçmesi, bütün fikirlerin hayata geçmesi için bütün bu şeyi tasarlayıp minik minik başlamak gerekiyor. Herkes için karlı bir çözüm olması gerekiyor. Katılıyorum hocam. Tamam, süper. Çok güzel fikirler çıkıyor. Başka? Yaz bana. Şey yapacağım. Ben de anlatmak isterdim. Anlat o zaman. Tamam. Ben ne düşündüm? Nasıl başlıyorduk? Benim ürünüm ne? Benim aklıma şu geldi. Kaynaklar diye düşününce. Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye ya da diğer bu üçüncü dünya ülkelerine tırnak içerisinde çöp yağıyor. Bu çöpler, plastikler. Bu belli bir yere kadar geri dönüşümü olabilen bir şey. Ben de bununla kişiselleştirilmiş mobilya hizmeti vermek. Hı hı. Bunu düşündüm. Mobilyalar tasarlamak. Ama bunun esprisi ne olacak? Benim herhangi bir mobilyadan farkım ne olacak? Kişiye özel olacak. Terzinin elbise dikmesi gibi her iş için yeni bir çözüm üretiyor olacağım. Tasarımlarım bu şekilde şekillenecek. Mesela okul için bu hiç kaçamadığımız o beyaz plastik sandalyeler vardır ya, monoblok. Evet. Onun gibi bir çözüm düşüneceğim. Hepsi birbirine benzeyen, saklaması kolay olan, hafif. Ya da nasıl desem, böyle her yer için bir tasarımı olacak. Her müşteri için bir tasarımı olacak. Mesela mobilitesi daha az olan bir kişi için farklı olacak falan. Ve bu geri dönüşümü olan bir şey olduğu için bir yere kadar bu ürünün sonunu da düşüneceğim. Şöyle diyeceğim onlara. Yani kullanırken hoşunuza gitmeyen bir şey varsa bunun üzerine bir değişiklik de yapabilirim diyeceğim. Bir de artık istemiyorsanız bunu çöpe atmayın, bana verin diyeceğim. Peki bunun için ilk yola çıkacağım bir atımlık kurşunun var ya, kime satardın? Satmak için bir tane otobüs biletin var ve bir müşteriye gideceksin ve ona satmak için dil dökeceksin. Hangi kitleden olurdu? Ya da arabanda bir işte 50 kilometrelik benzin var. Birine gidip satmaya çalışacaksın. Kimi denerdin? İlkten bunu almaya, buna para vermeye kim hevesli olur? Şimdi burada bak, geri bildirim olarak
müşterinin ihtiyacından yola çıkarak. Şimdi bazı şeyler bizi çok heyecanlandırıyor. Çok güzel şeyler düşünüyorsunuz. Bunu yapacak ama bir başlangıç noktası olarak müşteriden başlarsak daha hızlı satış. Belli bir noktaya geldikten sonra kendi istediğini de yapabilirsin. Ama ya bunu alırlar kesin dediğin yerden başlayan ürün daha çok satar. Onun buna ihtiyacı var. Ya şöyle gelebilirsin. Ya ben engelliler biliyorum. Engelliler araçları işte tekerlekli sandalyeye bile otursalar onlar hep aynı kalıp vücutlarına uymuyor. Ben onların vücutlarını alçı kalıba koyar gibi kalıp yapacağım ve engellileri hedef kitle olarak, işte yürüme engellileri hedef kitle belirledim. Bu onların sorununu çözecek gibi. Yine aynı üründen bahsediyoruz. Yine senin iş fikrinden bahsediyoruz. Hem çevreci, çünkü en çok hani biz iyi kötü herhangi bir sandalyeye oturup yaşıyoruz. Ama en çok bu kişiselleştirilmiş ürüne kimin ihtiyacı var? Bizim için iki şey var. Good to have olsa iyi olur. Must to have ihtiyaç. Onlar için ihtiyaç. Evet. İşte yaşlandıkça yaşlılar için yapacağım. Ha o zaman şuna geleceksin. Peki onların gelir kaynağı var mı? Bunu ödeyebilirler mi? Senin maliyeti? Hayır, ödeyemez. O zaman acaba SGK'dan alabilirler mi? Ben hani engelliler acaba ben bunu bir şekilde nereye onaylat kaynak? Orada o zaman hani varlıklara giriyor. Onaylı, sertifikalı, SGK'dan sertifika, Sağlık Bakanlığı onaylı. O zaman hani sadece kişiselleştirilmiş yapman yetmiyor. Sağlık Bakanlığı'na da onaylatman gerekiyor. Falan gibi böyle bir tüm çemberi oluşturman gerekiyor. Harika, zihnine sağlık. Herkesin fikrine sağlık. Ben yavaş yavaş toparlayalım diyorum ama var mı başka? Ya ben de anlatayım diyen. Anlatmak isteyen varsa dinleriz tabii ki. Yoksa yavaş yavaş evet toparlayabiliriz hocam. Tamam, her zaman anlatmak isteyen varsa, yazan varsa söz iste şeyine basabilir. Yoksa yavaş yavaş biz de toparlayalım arkadaşlar. Ben öncelikle cesaret gösterip anlatanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle hikaye anlatır gibi benim anlatmam, hani tekniği anlatmam yavaş, yavan kalıyor. Ama siz fikirlerinizi söyleyince, fikirleriniz konum ankeni olunca bence daha anlaşılır. Elle tutulur, bütün bu model daha elle tutulur hale geldi. Bence biraz daha biraz yerine oturuyor taşlar. Fikrinize teşekkür ediyorum vesile olduğunuz için. Şimdi en son paylaşarak ekranımı bu sefer unutmadan. Bana ulaşırsanız size linki yollayacağım. Şu anda ekran görünüyor herhalde. Hala 48 kişi son kaldığına göre zevk aldıklarını düşünüyorum. Ya da mazoşist olduğunu düşünüyorum son kalanların. Bence çok akıcı geçti bu arada hocam. Ya ben mesela saatin nasıl 10.30 olduğunu anlamadım. Sizlerin katkısıyla birazcık fikir verdiğini düşünüyorum. Düşünce zihin yapısı hakkında, stratejik bakma hakkında biraz fikir olduğunu umuyorum. Yeni fikirleriniz olduğunda da bu şekilde düşünce tarzıyla devam ediyor. Başta da söylediğim gibi bu iş geliştirme tarafı, bir de işin hayata geçirilmesi, proje yönetim tarafı var. Özellikle inşaat sektöründe eğer bize katılmak isterseniz sizler de pazartesi günleri toplantı yaptığımız online bir grubumuz var. Proje yönetim, daha doğrusu daha üretken ve daha müşteri odaklı nasıl çalışabiliriz ile ilgili bir Happy Construction çalışma grubumuz var. Bana her zaman LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Öğrencilerle birlikte olmayı, gençlerle birlikte olmayı çok önemsiyorum. Çünkü ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. Diyerek check-out'umu yaparak değişime liderlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve kapatıyorum benim. Sahnem bitti. Geldiğiniz için, bizi kırmanız için biz ayrıca teşekkür ederiz hocam. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben de. Ben davet için çok teşekkür ediyorum. Soru sormak ya da bir şey söylemek isteyen varsa alabiliriz arkadaşlar. Chatten yazıyorsanız lütfen sözü iste şeyine de basın ki biz yazdığınızı anlayalım. Mikrofon da açabilirsiniz, rek yazabilirsiniz. Yoksa kapatalım yavaş yavaş. Benim şu ana kadar hiç aldığım bir ders, katıldığım bir sunumdan yani tam anlamıyla farklıydı diyebilirim. Hiç bu kadar her açısından bir fikre böyle her köşesinin düşünüldüğü hiç şey olmamıştı. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok ilginçti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sanıyorum ki ekstren gelen bir soru yok. Zelal de size çok teşekkür etmiş. Çok yararlı bulmuş bilgileri. Peki o zaman. Tekrardan çok 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 teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Sizin için güzel geçmiştir. Her zaman. Görüşmek üzere. Katılımlar için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim bütün dinleyenlere. Kulağınıza, fikrinize sağlık. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.